Bakar mısın? Açtım. Diyorum. Bir adet atlet. Sınav senemi girdim. İki, bir. Günaydın herkese. Ben uyanamadım. Saat 8:40 falan geçiyor. Uyanıramaz kimya dersine katıldım. Öyle şimdi şu an çok konuşamıyorum. Giriş sonra yaparım. O zaman 4 amino benzeri. Tamam hocam. Selam, akşam saatler 11'e geliyor. Biz şimdi kardeşimle birlikte kahvaltı hazırlayacağız. Genelde de bu saatlerde kahvaltı ediyoruz artık. Bütün hafta boyunca yağlı yumurta yedik çünkü kolay yapması diye. O yüzden bugün tekrar yağlı yumurta yapacağım. Deniz hanımefendi de teşrif edebilirse kahvaltı hazırlamaya. Herkese merhaba, ben de hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sabah uykulu halimle yapmaya çalıştığım giriş denemesini saymayacak olursak şu anda videomun girişini çekiyorum. Sizlere yine bir günlük vlog çekiyorum. Ay, nefes almayı unutuyorum bazen konuşurken. Bugün 31 Aralık, Perşembe günündeyiz. Aralığın son günü, 2020'nin son günü. Benim tamamen zaman algımın öldüğü bir gün oldu. Dün babam eve yine çiğ köfte sipariş etmişti. Bir dakika, konuyu bağlayacağım. Neyse işte biz işte çiğ köfteleri yesek mi yemesek mi derken kardeşim dedi ki hani yarına kalsın. Hani dedim niye yarına kalsın ki? Hani dedi ya akşam kutlayacağız yeni yıl falan filan. Ben böyle bir kaldım. Hani atıyorum ajandama yazıyorum günleri. İşte 15 Ekim, 27 Kasım, işte bilmem kaç Aralık falan ama zaman algım o kadar yok ki. Yani günler o kadar birbirine girmiş ki. Hangi gün hangi gün biz şu an neredeyiz ben böyle kaldım. Aa dedim yarın 2020 bitiyor. Hani onun ayrımını dün vardım. Hani gerçekten bu çok değişik bir histi. Evet, çiğ köfte olayından güzel bağladım. Neyse daha fazla konuşmayacağım. Bugün yaptıklarımdan hemen bahsedeyim sizlere. Erken kalkmak gibi bir planım vardı. Ama dün akşam ya gerçekten YouTube'un algoritması gerçekten beni çok sinirlendiriyor. Bakın çok alakasız. 5-6 yıl önce Kertenkele diye bir dizi vardı. Tamam, ben sonra o dizinin ilk bölümünü yanlışlıkla izledim. Sonra YouTube algoritması her videosunu önüme çıkarmaya başladı. Ben sonra dün dersini güzel bitirmiş. Gece erken yatacaktım. Sonra bir anda karşıma çıktı. Sonra ben bir başladım izlemeye. Gece geç yattım. Sabah da kalkamadım. Ama Kertenkele'yi bayağı severek izliyorduk 5-6 yıl önce. Bilmiyorum izleyenler var mı aranızda. Neyse. Allah'ım sözü çok uzatıyorum. Konuşmadan duramıyorum ama gerçekten artık içimde tutamıyorum. Böyle sürekli konuşmak istiyorum. Konuşmaya sıkıldım evde ya. Neyse. Bugün de bir enerjiyiz bakıyorum. Şimdi sabah işte kalktım. Direkt kimya dersine girdim. Kimya dersinde test çözdük hocamızla birlikte. Zaten gördünüz. 1 saat 40 dakika falan kendim çalıştım. Ne çözdüm hemen onları göstereyim. Şimdi bir adet TET Türkçe denemesi yaptım. Bunları henüz kontrol etmedim. Bu etüdümde kontrol edeceğim hepsini. Sonra TET Fen denemesi ve TET Sosyal denemesi çözdüm. Parabol uzun zamandır tekrar etmiyordum. Bu kitapta da bir parabol ve eşitsizlikler kaldı şu ana kadar işlediğimiz konulara kadar. O yüzden buradan bir parabolden ilerleyeyim dedim. Buna başladım. Bu bitmedi. Bununla devam edeceğim. Video girişlerini anlamsız bir şekilde çok uzatıyorum. Çünkü çok konuşuyorum. Birisi bana konuşma diyebilirim artık. Neyse. Çalışma bitirdiğinde yine size bir durum güncellemesi çekeyim. Bu arada bakın yeni lamba aldım. Şu an saatler 2'ye geliyor ve şu an Ankara'da hava şaşırtıcı bir şekilde açık. Yani hiç kasvetli değil ve son bir aydır kasvetli. Binamızın altındaki çardaklarda çalışmayı düşünüyorum. Hem hava almış olurum diye düşündüm. Saat
saatler 3-15 geçiyor. Ben eve geldim, hani dedim ya hava güzel falan filan. Direkt hava soğudu yani. Ben de en son elimle dola dola kalem tutuyordum. Dedim hani doğası olma, içeri gel. Ama konumuz bu değil. Konumuz 3. ya da 4. kattaki bir çocuğun bana sürekli Lego fırlatması. Ya sen niye bana Lego fırlatıyorsun ya? Çocuk gerçekten ben oradan gideyim diye bir sürü şey söyledi. Sonra üstüne Lego fırlattı. Her yerden Lego yağıyordu en son. Dik dik bakıyorum hala fırlatmaya devam ediyor. Allah Allah. Neyse işte Legolar orada kaldı. Ben de geri eve döndüm. Bu da böyle bir hikayenin sonu. Biliyorum sabahtan beri sürekli çalıştığımı gösteriyorum. Akşam ailemle birazcık vakit geçirmek istiyorum. Aynı zamanda arkadaşlarımla birlikte Zoom toplantısı yapacağımız için de hani akşama çalışacak hiçbir şey bırakmamam lazım. Geçiyor. Ben molama girdim. Dedim molamda hem 2020 hakkında sohbet edeyim hem de geçen gün bir kutu kitaptan bu Aralık ayının kutusu gelmişti. Onu birlikte açalım istedim. Sevdiğim, izlediğim dizilerden, filmlerden bahsedeceğim desem hani dün oturup düşündüm ben bu yıl ne film izledim de diye gerçekten aklıma hiçbir şey gelmedi. Hani bir insan aklına hiç mi film ismi gelmez diye resmen en son izlediğim filmin ismini hatırlamıyorum. O derece uzun zaman oldu film izlemeyeli ama bu makas da kesmiyor bu arada. Olarak The Queen's Gambit sanırım bu yıl en sevdiğim diziydi. Zaten çok az dizi izledim. Hatta onun kitabı da çıktı. Dün hatta bunu İtek Yayınları bana gönderdi. Yabancı yayınlarından da bir iki kitap geldi. Instagram'dan paylaştım. Instagram'da takip etmiyorsanız buradan bakabilirsiniz Burak hesabıma. Oraya hemen reklam soktum be. Neyse işte The Queen's Gambit'in dizisini izledim. Dizisi çok güzeldi. Kitabını da kesinlikle okumak istiyorum. İyi unuttum. Aa onu bu yıl mı izledim? Üstünden böyle bayağı zaman geçmiş gibi hissediyorum. Neyse. Envid en iyi izlemiştim bu yıl. Allah'ım onu nasıl unutabilirim? Envid en iyi zaten tüm zamanların favorisi oldu benim için. Aşırı güzel bir diziydi. Bu arada kutumuzu da açıyorum. Kutumuzu açtım. Bir kutu kitabın en çok şu kartpostallarını seviyorum. Bu arada bunun için niye bu kadar kalın? Böyle çok güzel bir kartpostal var. Kitap ayrıcı. Şöyle bir kitap ayrıcı. Şöyle bir kartpostal. Dışından şöyle bir takvim çıkmış. Ay çok tatlı. Çok beğendim. Atını çalan çocuk. Martin'in yazarından hipnozcu ve hastalıksız adam kitapları. Buradan bir kutu kitaba çok teşekkür ederim. Bunun dışında bu yıl Ocak ve Şubat ayı çok güzeldi. Böyle Şubat ayı özellikle hem doğum günüm vardı hem kitap fuarı vardı. Oradan oraya gidiyorduk. Mart'tan sonra ise tam bir cehennem. Yani oturup evde sadece ders çalıştım. O yüzden genel olarak 2020'ye baktığımızda çok da fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Ben şimdi dediğim gibi birazcık dinleneceğim. Belki videonun editine başlarım. Ondan sonra yine ders çalışmaya devam edeceğim. 4 dakika olmuş. 4 dakika ne konuştum doğa Allah aşkına. Şu an saatler 7.30'u gösteriyor. Deniz'in dersinin bitmesini bekliyoruz. Şu an o kadar açım ki ve annemler o kadar güzel bir sofra hazırlamışlar ki yani yerimde duramıyorum. Neyse. Şimdi günün son yapacaklarını hemen göstereyim size. Bu acilinin türev fasulyesinden anlamışına bakar mısınız? Bütün soruları kesmişim. Hadi onlar okey de bu ne yani? Sayfanın yarısı yok. Bu arada bayağı güzel fasikül. İşte bu maksimum problemlerinden yapamadığım sorular var falan. Bomboş buralar gördüğünüz gibi. Onları şey yapacağım. Bir de şuraya kadar gelmek istiyorum. İşte fonksiyonların grafiklerini falan çözeceğim. Buraya geleceğim. Sonrasında burada coğrafya falan çözeceğim. Coğrafya tarih çözeceğim. Şurada yapamadığım sorular var. Permütasyon kombinasyonda bir de map okuyacağım. O kadar. Yani bugün daha fazla bir şey yapmak istemiyorum. Öyle ben yemeğe kadar bunları hallediyorum. Ondan sonra yatana kadar hiç ders çalışmayacağım diye umuyorum. Karnım çok acıktı benim. 8.30'a geldi. Biz artık akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Deniz'in online dersi sonunda bitti. Sabahtan beri açıktan karnım kazınıyor burada. Mükemmel soframız. Şarjımız var. Bu arada annem bize hediye almış. Şu da tombala hediyesiymiş. Bundan şu an yeni haberimiz oluyor. Bunu bilmiyordum. O şekilde minik harcımız. Aç Deniz. Bugün bakalım annem akşam yemeği için ne yapmış? Benim en sevdiğim yemek kendisi. 5.000 TL.
Şu sofranın güzelliğine bakar mısınız? Evet, bütün gün bunu bekledim. Öyle bir yemek yemişim ki şu an gerçekten midem felç geçiriyor. Ne? Konumuz bu değil. Konumuz saat 9.30'a geliyor. Ben Nida, Berk ve Gül'ünle birlikte Zoom'dan yayın açacaktık. Birazcık sohbet edip boşaltacağız. Evet, Berk'le girdik biz yayına. Berk buradan size kalp gönderiyor. Nasıl bakın. Bu arada belki bayağı kişi sormuş arkadaşlar. Belki hatırlayanlar vardır Ankara Fen Lisesi sınav biliyordundan. 35 alıyorum dedin, gittin 100 aldın. Böyle bir şey olabilir mi? Gerçi ben de o kimya sınavından bayağı kötü geçtiyip 94 almıştım. Biz şimdi yayındayız. Nida ve Gül'ünü bekliyoruz. İnşallah onlar da teşrif edebilirler. Artık bir yıl sonra mı teşrif ederler? Allah'ım bu espriyi sürekli yapın. Cidden kendimi durduramıyorum bu espriyi yapmadan. Evet. Belki... Bak şimdi. Çok kötü. Abi biz böyle Just Dance mi yapmışız? Bu kısım çok güzel. Bu asla, bu hareketleri asla yapamıyoruz. Nida da geldi sonunda. Arkada biz müzik dinliyoruz ve dedikodu yapıyoruz. Ve eski videoları izleyip ağlıyoruz böyle. Anılara yad ediyoruz. O şekilde. Şu an saatler 2:17 geçiyor. Arkadaşlar biz şimdi Just Dance yapacaktık. Arkamda Nida ve Berk var. Sonra şunu fark ettim. Geçen yıl Berk bana Perşembe günü Just Dance yapacağız sözü vermişti. Ve biz bir yıl sonra, ya yani bir yıl asla Just Dance yapamadık. Ve az önce fark ettim ki bugün Perşembe. Yani anca bu kadar denk gelir. Neyse biz şimdi başlıyoruz. Bu yıl bizim yılımız olacak belki. O üniversiteleri kazanacağız. Umarım sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı bir yılım olur. Görüşürüz. İnşallah. Amin. Hadi hoşça kal. Bitti. Şimdi salona gidiyorum çünkü benimkiler bekliyor bu sefer de. Şu benim çayım mı? Ha, çayını al. Şunu istiyorum. Tombalayı yönetiyor. Bende var, bende var. Bende yok. Dakika bir gol. 7. 63'te çıktı. Bu 9 mu 6 mı? 6. YKS öğrencisiyim, burada sayı öğreniyorum. Hadi hadi. Tamam. Sen 6 var mı sende? Evet. Babam 5'te 5 yapıyor şu an. 64 çıkıyor, ben 65 oluyor. 77 çıkıyor, ben de 76 oluyor. 65. Oo, 65 çıktı. Dur. İki basamaklı en küçük ikinci asal sayı çarpı 3. Hadi. Arkadaşlar görüyorsunuz, ben kazandım. Bu da tombala hediyem. Güzel minik tapır şöyle gördüğünüz üzere. Çerezlik. Evet. Ben kazandım. Şimdi annem bize hediye almış. Onları açacağız. Daha henüz saat 12 olmadı bu arada ama yine de açacağız. Bir adet atlet. Bakın. Aa, çok güzel anne. Bir de annem bunu almış. Evet, bu da yılbaşı hediyem. Bu şekilde. Buradan anneme tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi saatler 11:42 geçiyor. Ben de ne yapmaya karar verdim biliyor musunuz? Süreye çalışacağım. Bu arada hani bunu gerçekten ders çalışmak amacıyla çalışmıyorum. Sadece bir söz var ya, yıla nasıl başlarsam o şekilde devam eder diye. Hani bu yıl sırf konuların kalkmaması için evrene enerji gönderiyorum süreye çözerek. Az önce bir soru çözdüm. Bence bu gayet yeterli bir sayı. Ne? Ne? Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Evet, sınav seneme girdim. Yahoo! Çok mutluyum. O kadar mutluyum ki. Mutluluktan uçuyorum yani şu anda. Bugün ders çalışma açısından bu şekilde geçti. Yapamadığım hedeflerim var ama artık yarın yaparım. 7 saat çalışmıştım. Yine iyi. Ve artık Aralık ayından geçiyoruz. Ocak ayına. Evet, umarım videomu evet, benim bir günüm de bu şekildeydi. Sizlerle 2020'nin son gününü paylaştım. Umarım 2021 yılı bu yıla göre çok çok daha sağlık ve başarıyla dolu bir yıl olarak geçer. O zaman videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.